Mor göz sendromunu duydunuz mu? Göz en hassas organlarımızdan biridir ve oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Göz kapakları ve kirpikler dışında gözyaşı bezleri de koruyucu özelliktedir. Saydam bir yapıya sahip olan görme organlarımız küre biçimindedir. Görmemizi sağlayan kısımlar ise sırasıyla retina, göz merceği, pupila ve korneadır. Işık, kornea ve retinadan geçer ve elektrik akımına dönüşür. Daha sonra bu akımlar optik sinirler aracılığıyla beyne aktarılır. Gözün görevi görüntüleri beyne ulaştırmaktır. Damarsal tabaka adıyla da bilinen iris göze rengini verir. Genetik aktarım ile birlikte mavi, yeşil, kahverengi ya da ela gözlü olmamız irisin yapısına bağlıdır. Peki size bu renklerin haricinde mor göz renginin olduğunu söylesem? Mor ve menekşe gözler muhtemelen çok çekicidir. Ancak bu sendromdan dolayı onlara sahip olacak kişilerin de bir mutasyon nedeniyle çok garip biyolojik özellikleri vardır. Gerçek şu ki bu tıbbi durum hakkında çok az bilgi var. Günümüzde bu sendroma sahip olan insan bulunmamaktadır. Ancak antik Mısır'da bu sendroma sahip olan insanlarla ilgili efsaneler bulunmakta. Ve bu sendroma sahip olan insanlara antik Mısır'da ruh insanlar denilmekteydi. Gelin bu sendromu yakından inceleyelim. Öncelikle bu sendrom bir genetik mutasyon özelliğidir. Bu sendrom genelde kadınlarda görülür. Bu sendroma sahip olan insanlar doğduklarında mavi ya da gri olan gözleri 6 ay içerisinde mor ve menekşe rengine döner. Ve bu insanlar kusursuz bir görünüşe sahiptirler. Yani biz normal insanlardan kat ve kat daha iyi görünüşlü oldukları bilinmektedir. Alexandrias Genesis sendromu bulunan insanların normal bir insan yaşamından çok daha fazla bir yaşam sürdükleri, bunun sebebi ise bu sendrom sebebiyle vücutlarının çoğu hastalığa karşı bağışıklığının bulunmasıdır. Ayrıca bu insanların vücutlarında kaş, kirpik ve saç dışında hiçbir tüy bulunmaz. Bu insanların yaşlanmasının normal insanlara göre oldukça yavaş olduğu ve vücutlarının güneşte yanmayan, solgun ve beyaz bir cilde sahip oldukları, ayrıca kadınların ise adet görmemelerine rağmen yine de doğurgan oldukları söylenmektedir. Bu bozukluğun adı Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmaktadır. Hikayeye göre Terim 1329'da Londra'da doğmuş olan Alexandria Augustine'in davası nedeniyle ortaya çıkmıştır. Doğduğunda küçük gözleri mavi renklere sahipti. Azar azar renk menekşe ve mor ile değişti. Zamanın bir rahibi bu garip vakanın şeytan işi olmadığını söylemiştir. Ancak Mısır'dan gelen benzer bir durumun farkındaydı ve Alexandria bütün belirtilere sahipti. Bu konu hakkında çok az bilgi var. Ne tam olarak doğrudur ne de tam olarak yanlıştır diyebiliriz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.